Kooperatiflere 5 yolla, yani 5 şekilde ortak olmak mümkün olabilmektedir. Birincisi, kuruluşta o kurucu 7 kişi arasında yer almakla kooperatifin ortağı olunabilmekte. İkincisi, daha sonra bir başka ortağın ortaklık hakkını devralmakla ya da kooperatif kurulduktan sonra üçüncüsü olarak kooperatife müracaat edip direkt ortak kaydedilmekle veraset yoluyla taşınmaz mal ve işletme karşılığı olmak üzere 5 şekilde kooperatiflere ortak olmak mümkün olabilmekte. Çoğunluk olarak da zaten kooperatifler kurulduktan sonra ilk genel kurulunda genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler arasında kooperatifin kaç kişi ortak kaydedeceği ve kaydolacak ortakların kayıt şartlarının neler olduğu genel kurulca karara bağlanıyor ödeme şartları. Bu doğrultuda yönetim kurulu ortak kaydediyor. Kurucu ortaklık, kurulduktan sonra ortak olma, devir yoluyla ortak olma, veraset yoluyla ortak olma ve taşınmaz mal ve hizmet karşılığı ortak olmak üzere 5 şekilde kooperatiflere ortak olmak mümkün olabiliyor.